Merhabalar. Kaldığımız yerden devam edelim. Geçen dersimizde size artık AWS Lambda Tools Default JSON içerisindeki bilgilerden bahsediyordum. Burada en son Function Handler kısmının bizim için önemli olduğunu söylemiştim. Çünkü biz şu an manuel olarak hem kodlama tarafında hem de AWS Console tarafında iki tane farklı handler ürettik. Eğer bunların biz eşleşmesini istiyorsak şu Function Handler'ların da aynı olması gerekir arkadaşlar. Ama tabi biz sadece kodlama tarafında oluşturup konsol tarafını bizim sistemci arkadaşlarımıza bırakalım. Yönetimlerini o yapsınlar. Ben karışmayayım diyorsak ki serverless'ın zaten asıl amacı odur. Ben niye network'la uğraşayım ki? Ben basit ayarlamalarımı yapayım. Bu ayarlamalar ölçüsünde AWS benim için gerekli olan komponentleri ve bileşikleri hazırlayıp gerekli işlemi yapsın isterim. Tabii bunun içerisine bazı bilgilerimizi bilmemiz gerekiyor. Sonuçta proje yöneteceğimiz için veya bir projenin yazılımcısı olacağımız için bazı ifadelerin ne olduğunu bilmemizde fayda var. Ben dilim döndüğünce ve bilgim yettiğince arkadaşlar size hem konsol tarafından hem de kodlama tarafından bilgi ve detay vermeye çalışacağım. Şimdi biz kodlama tarafından devam edelim. JSON tarafında burada biraz daha detaylı bilgilere bakalım. Burada örneğin profil olarak default değeri var. Şimdi bu profil bilgisi nereden geliyor? Şöyle ben birinci dersimizin en başında size demiştim ki AWS SDK'lerini indirmemiz gerekiyor. Şöyle ki arkadaşlar gelip şöyle diyoruz. AWS SDK mesela for.net dediğim zaman şurada ilk çıkan ifadede gelip bunu indirebiliyorsunuz arkadaşlar. Nuget'ten de yükleyebilirsiniz. Şöyle ki örneğin projemize gelip şurada dependency'de veya burada arkadaşlar herhangi bir şekilde şöyle yapalım. Managed Nugget Package dediğimizde Browse kısmında örnek bir AWS yazalım. Bakalım neler gelecek. Yani genel olarak gelsin görelim. Mesela AWS SDK Core var. Bu zaten main olarak eklememiz gereken bir durum. AWS SDK S3 var. Bu S3'yi ben aslında Udemy'deki bizim .NET SDK ile .NET dersine girişte anlatmıştım. Bir bucket yani veri depolama işlemi. SQS var. Bu kuyruk sistemi arkadaşlar. Bunu şeye benzetebiliriz. RabbitMQ'ya. Aynı mantıkta çalışıyor. İşlemlerinizi sıraya alıyorsunuz ve o sıradaki durumu siz okuyup ona göre gerekli aksiyonlarınızı alıyorsunuz. Bunun gibi farklı farklı işlemler var. Bakınız burada AWS SDK Lambda tool'su var ama biz bunu şimdilik yüklemeyeceğiz. Çünkü bizim zaten projemiz Lambda olarak ayağa kaldırdık. Bu ekranda bize göstermiş olduğu pardon. Şu Nugget Package'lerini yüklememiz için gerekli olan ifade. Bunu yüklerse komple. Hepsi dahil oluyor arkadaşlar. Ve bunu yaptığınızda sizin belki şurada gelmeyebilir. Bakın şu an bende de yok. Bunun için şöyle bir şey yapmalıyız. Gelip View kısmında bakınız burada AWS Explorer var. Buna tıkladığınız arkadaşlar sağ tarafı yeni bir pencere açıldığını göreceksiniz. Ve burada bazı ifadeler var. Bakınız profil kısmı ve region kısmı var. Profil kısmı burada daha önce giriş yaptığınız ifadeler veya kullanıcılar varsa onları yazar. Yenisini eklemek için şunu yaparsınız. Buraya tıklayıp yine bir profil name'i oluşturursunuz. Örnek YLMZ gibi veya Yılmaz yazdım ben şu an veya Ertuğrul derim. Shared Credential File olarak kalsın. Bu Storage Collection çok önemli. Access Key ID ve Access Secret Access Key var. Bunları AWS'te kullanıcı hesabımız yani account'umuz oluşturduğumuzda oradan temin edebiliyoruz. Şöyle ki şuraya gelelim. Bakınız AWS SDK burada arkadaşlar My Security Credential kısmı var. Bu EE'ye mi gidiyor? Bu zaten bizim account'umuzla alakalı gerekli yönetici işlemlerini yaptığımız yerler. Buradan tabii siz bu account'a başkalarının da dahil olmasın ama örnek sadece Lambda orada read işlemi yapabilmek gibi özellikleri verebiliyorsunuz yeni kullanıcılar oluşturup. Burada arkadaşlar yeni bir secret access key oluşturmanız gerekiyor. Şimdi ben orayı çok göstermiyorum. Gizli bilgiler var. Yani şahsi bilgiler. Orada kendiniz oluşturuyorsunuz. Bunu ben dediğim gibi daha önce Udemy üzerindeki eğitimimde de anlattığım için oradan da bakabilirsiniz veya araştırabilirsiniz de. Ben özel bilgiler olduğu için göstermeyeceğim arkadaşlar şu an. Hemen gelelim buraya. Evet, burada o bilgilerinizi giriyorsunuz. Ondan sonra okey deyip burada projeniz sizin o hesabınıza bağlı. Daha önce yapmış olduğunuz çalışmalar varsa onlar görünecek. Bakınız mesela AWS Lambda'nın altına tıkladığımda arkadaşlar benim 3 tane fonksiyonum olduğunu söyleyeyim.
Peki teyit edelim. Geliyorum. Benim hesabımda 3 tane function'ı mı var arkadaşlar benim? Şurada lambda'ya geldiğimde bakalım kaç tane. Bakınız lambda function 3 tane diyor. Neler var diye gidiyorum. Bakınız test 1 resize image get random message diye. Hemen geliyorum. Bakınız get random message, resize image ve test 1. Gördüğünüz gibi aslında hesabınızla direkt burada entegre oluyorsunuz. Yaratmış olduğunuz eskiden daha farklı SNS'ler varsa mesela ben yaratmışım arkadaşlar. Veya burada S3'lerimiz varsa onları da görebiliriz. Bunları sildim. EC2'lar bunlar sanal sunucularınız varsa veya DynamoDB'de tablolarınız varsa onları da görebilirsiniz. VPS yani private virtual private'larımız varsa bunları da görebiliriz. Ben bazen yaratıp bazen siliyorum böyle çalışmak için. RDS var mesela Relational Database System gibi. Şimdi devam edelim biz kodlama JS'in üzerinden. Bu default aslında bu profil buradan geliyor. Konuyu çok dallandırdım ama bilmenizi istediğim için. Bu region kısmı da arkadaşlar sizin hangi region'da bu account açıp işlem yaptığınızı söyler. Biliyorsunuz ki Amazon'un tek bir noktadan bir data center bağlantısı yoktur. Birçok bölgeye bağlıdır. Mesela tekrar bir nebis konsolumuza gelelim. Konsolumuzda bakınız şurada region bilgisi vardır. İrlanda'ya bağlayayım. İrlanda istemezsen başka nereler var? Gelip buradan bakabilir. Mesela London var. Yani Londra, Paris, Stockholm, Frankfurt, işte Bahreyn, São Paulo, Hong Kong'da sizin için çalışacağınız bölge en yakın olan hangisi ise oraya bağlanmanız performans açısından çok daha sağlıklı olacaktır. Bunu mutlaka ama mutlaka aklınızı tutunuz arkadaşlar. Mesela İrlanda uzak aslında gidip Frankfurt'a bağlanabiliriz. O zaman Frankfurt dediğimde arkadaşlar Frankfurt bölgesindeki benim lambda function'larımı gösterecek. Var mı? Hayır yok. Ama bakınız region'ı ben şimdi Frankfurt'tan İrlanda'ya çevirirsem o zaman benim bu region'da 3 tane function'ım olduğunu gösteriyor. Yani region bazında çalıştığınızı unutmayın. Yani burası aslında önemli. Belki önemsenmeyebilir. Framework kısmı lambda'da olsun, başka bir şeyde olsun her şey için önemli arkadaşlar. Bizim zaten asıl problemimiz çoğunlukla versiyondan dolayı çıkar. Hep deriz benim lokalimde çalışıyor. Çünkü sizin lokalinizdeki gereksinimler ile sunucudaki gereksinimler örtüşmeyebilir. Örnek lokalinizde 4.5 ile çalışırsınız .NET sunucu 4'tür. Dolayısıyla bir çakışma yaşarsınız veya tam tersi de olabilir. Farzı misal söylüyorum. Function Runtime'de çalıştık olan versiyonda söylüyor. Şuna gelelim de Function Memory Size diyor arkadaşlar. Bu da sizin fonksiyonunuzun çalışacağı sunucudaki nasıl söyleyeyim RAM'in kapasitesi gibi düşünebilirsiniz. Yani 256'lık. Bunu şöyle görebilirsiniz. Pardon, yanlış yere açtım. Şimdi test 1 de bizim yarattığımız. Gelelim. Şimdi configuration kısmını ben bilerek arkadaşlar size lafa başlamadan önce şunu söyleyeyim. Hem konsol tarafını hem de kodlama tarafını bilerek elimden geldiğince göstermeye çalışıyorum ki her iki taraf hakkında da bilginiz olsun ve bu bilgiyi nerede bulabilirsiniz? Neden bunlar var? Yönetilebilirliği nasıl yapabiliriz? Görünüz istiyorum. Sebebi de bu. Açıldı mı? Hala açılmamış. Geldikten sonra bizim burada oluşturmuş olduğumuz şu arkadaşlar fonksiyonumuzun adıydı. Trigger ekleyebiliyorsunuz buradan. Mesela bir trigger ekleyelim. Diyelim ki API Gateway diyelim. Bunu buradan seçiyorum. Gerçi API Gateway dedik ama bizim şu an API'miz yok. Olsun. Şöyle yapalım o zaman. Code commit DevOps için gerekli şeyler. Şunu diyelim. Hepsini seçmiş olalım. Tamam, ettiğim eklesin. Mesela bunu da göstermiş olayım istiyorum size ama buna izin vermedi. Peki cancel diyelim, önemli değil. Ben şunu gösterecektim aslında size. Şurada function memory size 256 diyor. Mesela farz edelim ki bizim kodlamamızın function'ı bu olsun. Bu değil ama. Şunu da kapatalım. Az önce timeout'a düştü. Ben yeniden denemiştim. Bunun ayarlarını yani bu function'ımızın kaç megabyte ile çalışacağını şurada basic settings'ten ayarlayabiliyorsunuz. Şu şekilde edit kısmına gelip burada arkadaşlar arttırıp azaltıyorsunuz. Tabi şunu da aklınızdan çıkarmayınız. Ne kadar çok memori tüketirseniz yani harcarsanız o kadar çok ücretlendirmesi olur. Ama emin olun ücretlendirmesi çok uygun arkadaşlar. Şöyle yazabiliriz mesela Lambda Pricing diye AWS'te. Şöyle bakalım. AWS Lambda fiyatlandırma. Ben de bakmıştım zaten.
Bakınız burada diyor ki AWS Lambda ücretsiz kullanım katmanı aylık 1 milyon ücretsiz isteğe izin veriyor. Veya belki 500 bin ücretsiz istek yaparsanız ama 400 GB'ınızı saniye işlem süresi içerir diyor. Yani bu şekilde işlem yapar. İlk 1 milyonu ücretsiz veya 400 bin GB'ı ücretsiz diyebiliriz. Şimdi fiyatlandırma için şu önemli arkadaşlar, hangi bölgedeydik? Biz mesela İrlanda'da olduğumuzu düşünelim. İrlanda'da şuymuş. Diyorum ki işte megabyte 512 olsun ve şu kadar. Şimdi ben dürüst olmak gerekirse şu an bunun kaç 10 milyonda bir mi 100 milyonda bir mi olduğunu bilmiyorum. Ama farz edelim ki siz artık şu sınırları aştınız. Lambdanız her bir istekte çalışacağı zaman arkadaşlar 512 MB olsun şu kadar ücret vereceksiniz. Bu ne oluyor? 10, 100, 1000, 10, 100, 100 bin, 1 milyon, 10 milyon, 100 bin, artık milyar oluyor yani, öyle söyleyebiliriz arkadaşlar. O yüzden bakınız burada hesaplamalar da var hatta. İşleminizi 512 MB bellek ayırdıysanız bir ay boyunca her transferde 1 saniye olmak üzere 3 milyon kez yürütülürse ödeyeceğiniz ücret aşağıdaki gibidir diyor. Yani 18,34 dolar ödüyorsunuz arkadaşlar. Bu aslında bedava oluyor. Düşünün 3 milyon defa sizin bir kodunuz çalışıyor ve ödediğiniz rakam bu. Normalde data center'lara inanın bunun kat ve kat daha fazlasını veriyorsunuz. Bu işe yarıyor. Şimdi şurada bir de function timeout var. Bazen sizin kodlarınız milisaniyede veya saniyede çalışabilir. Ama bazen de çok yüksek performansa ihtiyaç duyacağınız ve zaman alan fonksiyonlarınız olabilir. Bu da şu işe yarıyor. Ne kadar süre çalışırsa ve sonuç üretemezse bu kendi kendine kilitsin. Yani durdursun. Bunu da arkadaşlar yine biz buradan ayarlıyoruz. Bakınız yine timeout kısmında kaç dakika veya ne kadar süre çalışmasını istiyorsanız. Bunun da tabi bir üst sınırı var arkadaşlar. Bu konuda da içiniz rahat olsun. Mesela timeout'ta info dediğiniz zaman burada gerekli şekilde sizi yönergelere yönlendiriyor. Ben bazı makaleleri Rusça okuyorum arkadaşlar. Bu arada Rusça da bildiğim için kusura bakmayın. Rusça açıldı direkt. Ama siz isterseniz buradan tabi yine İngilizceye şöyle çevirebilirsiniz.